Merhabalar, Orta Kuşak'la karşınızdayız. Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla. Bugün odaklanacağımız nokta İran. Malum 2017 pek çok ülke için seçim yılı, İran için de öyle. Hasan Ruhani 4 yıldır ülkenin liderlik koltuğunda. Ahmedinejad dönemine göre ne değişti sorusu elbette tartışılır. En azından ülkenin dış politika açısından neler değiştirdiği ılımlı olarak tanımlanan Ruhani'nin yoruma muhtaç bir mesele. Bir taraftan kim aday olacak Ruhani'nin karşısında sorusu da gündemde. Şu an süreç muğlak ilerliyor ama önümüzdeki süreçte netlik kazanacak gibi görünüyor. İran'da seçim süreci. Adaylar tam olarak net değil ama belli olan bir şey var. O da İran'ın mezhepçi siyasetinin, savaşçı siyasetinin, ülkenin lideri kim olursa olsun değişmeyeceği. Bugün İran'ı konuşacağız. İran'da 2017'de neler olacak? Ruhani seçilecek mi yeniden ya da seçimler ne değiştirecek ülkede sorusunun yanıtını arayacağız. Ben Hilal Güven Özbey, Orta Kuşak başlıyor. Evet, ılımlı reformist Hasan Ruhani göreve başlarken, İran'daki seçimlerde adayken tanımlanan mesele buydu. Hakkında kullanılan sıfatlar buydu. Reformist ve ılımlı olduğu yönünde. Batı ile ilişkilerde, nükleer müzakereler bağlamında evet, İran'ın politikası Ahmedinejad dönemine göre değişti ama Orta Doğu'ya Ruhani dönemi ne verdi dersek manzara, tablo ortada. Şimdi bu yıl içinde İran yeniden seçimlere gidecek. Ülkenin yeni lideri kim olacak sorusu elbette tartışmaya açık. Bir özetleyelim şimdi süreci, sonra konuşacağız. 2017 İran için seçim yılı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görevine devam edip etmeyeceği merak konusu. Ruhani 4 yıldır İran'da liderlik koltuğunda. Mahmut Ahmedinejad 2 görev döneminin ardından 2013'te İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olamadı. Ve yerini ılımlı bir isim olarak lanse edilen Hasan Ruhani aldı. Ruhani tüm dünya için ümit verici bir isim olarak göreve geldi. Çünkü sert çizgideki Tahran yönetimi, İran ve uluslararası toplum arasındaki cepheleşmeyi daha da keskin hale getirmişti. İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışma çıkmaza girmiş, Tahran dış politikada tecrit edilmiş ve İran ekonomisi de dibe vurmuştu. Ve Ahmedinejad, Batı ve İsrail karşıtı söylemleriyle tansiyonu giderek yükseltiyordu. Ahmedinejad'ın ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ise ülkede kitlesel protesto gösterilerine neden oldu ve seçimlere hile iddiaları karıştı. Çalkantılı bir dönemin ardından 2013 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Ruhani ezici bir çoğunlukla kazandı ve bu tartışmalar geride bırakıldı. Ahmedinejad zaten kendisinin siyasetten çekilmek ve üniversitedeki öğretim üyeliği görevine geri dönmeyi istediğini açıklamıştı. Görev döneminin son günlerinde de bu yönde adımlar atmıştı. Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Ahmedinejad'a Tahran'da kendi üniversitesini kurması için izin vermişti. Ancak Ahmedinejad'ın üniversite kurma planı mali nedenlerle başarısızlığa uğradı. Yeni İran yönetiminin Ahmedinejad'ı engellemiş olması da ihtimal dahilinde. Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Ali Hamaney, Parlamento ve Devrim Muhafızları Konseyi arasındaki anlaşmazlıklara aracılık eden organ olan Uzlaştırma Konseyi'ndeki görevine de son verdi. Son aylarda taşrada boy gösteren Ahmedinejad, coşkulu taraftarlarıyla bir araya geldi. Konuşmalarında da sık sık İran'la uluslararası toplum arasında yapılan nükleer anlaşmayı hedef aldı. Ahmedinejad'ın yeniden kamuoyunun karşısına çıkması ve konuşmalar yapması zamanlama açısından dikkat çekici. Gözlemciler Ahmedinejad'ın seçimlerde yeniden adaylığını koyabileceğini düşünüyordu. Ancak Ahmedinejad, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den adaylığın ülkede bölünmeyi artırır uyarısı almasının ardından aday olmayacağını açıkladı. Ruhani'nin karşısına Batı ile yumuşama politikalarına karşı olan bir rakip çıkmasına büyük olasılık olarak bakılıyor. Siyasi grupların bir kısmı ise reformist ve ılımlı olan Ruhani'nin adaylığını destekleyeceklerini açıkladı. Ruhani, reformist ve ılımlı akımın favori adayı olmaya devam ediyor.
İran'da şimdiki hükümetten hayal kırıklığına uğrayanların sayısı da artıyor. Birçok İranlı yaptırımların kaldırılmasıyla ekonomide iyileşme olacağı umudunu taşıyordu. Ancak beklenen olmadı. Yeni dönemde İran'ın bölge politikalarında bir değişiklik beklentisi ise düşük. DEAŞ'la mücadele kılıfını kullanarak hem Bağdat'a hem de Suriye üzerinden Akdeniz'e açılmak isteyen İran, kirli bir terör savaşı yürütüyor. İran'ın mezhepçi siyasetinin ılımlı olarak anılan Ruhani döneminde zirve noktasına ulaşması, ülkenin Sasani refleksleri üzerinden Orta Doğu siyasetinde hiçbir zaman değişikliğe gitmeyeceğinin en önemli göstergesi. Ruhani dönemi aslında Suriye'deki savaşın en alevli olduğu dönem. Orta Doğu'nun bir kan gölüne döndüğü, mezhep eksenli çatışmanın, bu tartışmaların en yoğun yapıldığı dönem. Bu sürece dair en önemli gösterge aslında Ruhani'nin savunma bütçesine ayırdığı pay, ki önceki döneme göre hayli artmış durumda. İran'ın savunma dönemi sadece Ruhani döneminde %80 oranında arttı. Hasan Ruhani'nin 2013 yılı Haziran ayında Cumhurbaşkanlığına seçilmesi, İran'ın gerek iç siyasetinde gerek dış siyasetinde yeni bir dönemin başlayacağı beklentisini beraberinde getirdi. Ruhani seçim kampanyası boyunca seçildiği takdirde İran dış politikasına ihtiyat ve itidalin hakim olacağını, İran'ın realist ve rasyonel bir siyaseti benimseyeceğini belirtmişti. Ancak öyle olmadı. Suriye'deki iç savaşta rejime verdiği askeri ve maddi desteği her geçen gün artıran Tahran, savaşın ateşini büyüten en önemli aktör konumunda. Suriye sorununu kendi iç meselesi gibi gören İran, Suriye'de ve Orta Doğu'da iyice tırmandırdığı mezhepler arası gerilim sonrası Şii-Hilalini korumak adına da Esed rejiminin gücünü korumasını önemsiyor. Rejimi ayakta tutmak için yoğun destek veriyor. İran'da gelecek yılın bütçesi de bunun en önemli kanıtı. İran'ın bütçesi geçen yıla göre %13,9 artışla yaklaşık 99,7 milyar dolar olarak belirlendi. Bu artışın önemli bir kısmını savunma harcamaları oluşturuyor. Zira İran'ın savunma harcamalarına tahsis edilen pay %39 yükseldi. 10,3 milyar dolar oldu. Böylece 3,5 yıllık Ruhani döneminde savunma bütçesindeki artış yaklaşık %80'e ulaştı. Ruhani hükümeti 2013'te Selefi Mahmut Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde yaklaşık 6 milyar dolar olarak belirlenen savunma bütçesini 2014 yılında 8 milyar doların üzerine çıkardı. Ruhani'nin savunma bütçesindeki artıştan en büyük payı Suriye başta olmak üzere İran'ın bölgedeki askeri operasyonlarını yürüten Devrim Muhafızları Ordusu aldı. Ülkedeki siyaset, ekonomi ve sosyal alanlardaki anlaşmazlıklarına rağmen Ruhani hükümetiyle Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış politikada eş güdümlü hareket etmeleri dikkat çekiyor. Göreve geldikten sonra önceliğini nükleer anlaşma ve yaptırımlardan dolayı yıpranan ekonomiyi iyileştirmeye veren Ruhani hükümeti, Devrim Muhafızları'nın Suriye başta olmak üzere bölgesel politikalarındaki rolüne itiraz etmedi. İran'ın ülke dışında çeşitli suikast, sabotaj ve askeri operasyonlarla ilişkilendirilen Devrim Muhafızları Ordusu büyük bir mali gelire sahip. Devrim Muhafızları genel bütçeden ayrılan pay dışında ülke genelinde sahip olduğu ulaşım, enerji ve inşaat şirketlerinden de önemli gelir elde ediyor. Uygun gördüğü gibi harcayacağı bağımsız özel fonlara da sahip bulunuyor. Süreci konuşmak üzere Ankara stüdyomuzda bir konuğumuz var. Doktor Hakkı Uygur, İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı bizlerle. Hakkı Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hemen soralım, İran seçime gidiyor. Bir taraftan oldukça kritik bir evredeyiz. Hem İran ekonomisi açısından hem de bölgesel meseleler açısından, İran'ın desteklediği terör siyaseti açısından diyelim. Bunları ayrı ayrı konuşacağız ama İran iç siyaseti açısından nasıl bir görünüm arz ediyor seçimler öncesi İran'daki tablo? Aslında şu ana kadar çok canlı bir seçim atmosferi yok İran'ın içinde. Beklenen henüz Hasan Ruhani'ye herhangi bir tanınmış muhalif aday çıkmış değil. İsmi açıklanan bir iki kişi var. Onlar da çok düşük profilli isimler.
Zaten İran'da devrimin hemen hemen başından beri, 82-83'ten beri cumhurbaşkanları hep iki dönem görev yaparlar. Bu da bir gelenek olmuştur. Dolayısıyla Ruhani büyük bir ihtimalle ikinci dönemde seçilecektir. Ben böyle görüyorum. Şu ana kadar ciddi sağ kesimden bir aday çıkmaması da bunu gösteriyor. Tabii bu durum Amerikan seçimlerinden sonra yeni iş başına gelecek olan Trump'ın İran tutumuyla da muhtemelen ilgili olacaktır. Trump'ın İran'a yönelik söylemlerinin belki biraz daha netleşmesi de bekleniyor olabilir. Ama çok büyük bir değişiklik olmazsa ben Hasan Rouhani'nin ikinci dönemde Cumhurbaşkanı olacağını seçilmesini bekliyorum. Peki şunu sorayım o halde. Bir süre, birkaç ay aslında tartışıldı. Ahmedinejad siyaset sahnesine yeniden mi dönecek meselesi? Çünkü akademide bazı girişimlerde bulunmuştu ve engellendiği yönünde yorumlar yapıldı. Pek başarılı olamadı ve sonrasında halkla bir araya geldiği toplantılarda gördük Ahmedinejad'ı. Yorumlar herhalde seçime girecek yönündeydi ama dini lider Hamaney muhalefet etti ve Ahmedinejad da yazdığı bir mektupla hayır, adaylıktan vazgeçiyorum. Devrimin küçük bir askeri olarak varlık göstereceğim bundan sonra gibi bir yorumla duyurdu. Bu ifadelerle duyurdu. Şimdi şunu sorayım. Hamaney neden muhalefet etti bir taraftan? Bir taraftan da hakikaten güçlü bir aday mıydı ve dini lider Ruhani'nin devamlılığını mı istiyordu ki bunun önünde engel çıkardı? Ne dersiniz? Yorumunuz ne olur? Mümkündür, bu da olabilir ama şunu da hatırlamakta fayda var. Özellikle ikinci seçimden itibaren, 2009'daki seçimden itibaren Mahmut Ahmedinejad ile Hamaney arasında ciddi sorunlar meydana geldi. Hatırlarsanız belki İstihbarat Bakanı'nın görevden alınma süreci vardı, bir kriz yaşanmıştı. Hatta o krizin peşinden Ahmedinejad 2 hafta kadar kamuoyunun gündemine çıkmamıştı. İstifa ettiği söylentilere vesaire. Evet. Gelmişti. Devrim muhafızlarıyla ciddi çatışması oldu. Dolayısıyla Ahmedinejad'la dini liderin temsil ettiği kanat arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşandı o dönemde. Şu da bir gerçek. İran'da cumhurbaşkanları 3. dönem için aday olamıyorlar. Ahmedinejad'ın zaten o dönemde aday olması söz konusu değildi. Ama Ahmedinejad tavırları genel söylemi itibariyle sürekli İran siyasetinde kalıcı olmak istediğinin mesajını veriyordu. Hatta daha büyük bir şekilde oynamaya çalışıyordu. Zaman zaman özellikle ikinci döneminde dini liderin otoritesini sorgulayabilecek yaklaşımlarda da bulunmuştu. Dolayısıyla Ahmedinejad'ın tekrar İran siyaset sahnesine, özellikle de Cumhurbaşkanlığı gibi güçlü bir mevkiye geri dönmesine izin vermesini beklemiyorduk. Nitekim de Hamaney de kendisine bir mesaj vererek ben bunu bu şekilde gelmeni doğru bulmuyorum dedi. Ahmedinejad buna bir yazılı şekilde cevap verdi, bir mektupla cevap verdi. Ben sizin emriniz gereği bu dönem aday olmuyorum dedi. Dolayısıyla orada da Ahmedinejad mutlak bir şekilde siyasete dönmeyeceğini söylemedi. Ki bunu istediğine dair başka işaretler de var. Ama bu dönemde aday olmayacak. Muhtemelen dini lider içerideki istikrarı sağlamak için Ruhani'yi devam etmesini istiyor. Çünkü istikrar önemli ve bu iyi polis kötü polis oyununda oynanması gerekiyor. Yani 8 sene boyunca biz Ahmedinejad'ın özellikle 2. döneminde ambargoların şiddetlenmesiyle İran'ın ne kadar büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla İran'ın dışarıdaki görünümünü düzeltmek, ambargoları hafifletmek için böyle tırnak içinde daha ılımlı bir isme ihtiyaç vardı. Ve dolayısıyla ben sistem olarak da Ruhani'nin devam etmesi taraftarı olduğunu düşünüyorum İran yönetiminin. Peki bir de Ahmedinejad döneminde daha sıklıkla konuştuğumuz bazı isimler vardı. Yeşil Hareket diyorduk onlara ve çok güçlü bir dalga oluşturmuşlardı aslında o dönemde. Musevi, Kerubi gibi, Zahrar gibi ama ev hapsindeler ve aslında Ruhani'nin de vaatlerinden biriydi. Bu sürece son vereceğini söylüyordu ve bir anlamda siyaset edebilecekler gibi bir tablo oluşuyordu. Ama bu konuda da bir adım atılmadı. Ne oldu Yeşil Hareket konusunda? En azından bir taban sağlıyorlar mı hala? İran siyaseti içinde mevcut durumda Ahmedinejad dönemi kadar güçlü bir hareket olarak varlık gösteriyorlar mı? Yeşil Hareket'in öyle organize, kurumsallaşmış bir yapısı yok. Malum ismini verdiğiniz liderlerin örgütlediği, kendiliğinden gelişen, seçimlerden hemen sonraya ortaya çıkmış bir halk hareketiydi. Ama liderleri hala karizmatik. Özellikle Musevi'nin hala halk üzerinde etkisi var.
Hasan Ruhani'nin bahsettiğiniz gibi seçim vaatlerinden birisiydi bu isimlerin ev hapsinden çıkartılması. Ancak bir iki açıklamadan sonra kendisi şöyle bir şey söyledi Ruhani. Bunu her gündeme getirdiğimizde durum daha karmaşık hal oluyor. Bu benim yetkimde olan bir şey değil dedi ve dolayısıyla bunu kamuoyu önünde pek gündeme getirmemeyi tercih etti. Aslında Hasan Ruhani özellikle ilk yılda devrim lideriyle Hamene ile birkaç yerde kamuoyu önünde belli bir tartışmaların içine girdi. Daha sonra bunu birdenbire kesti. Bunun da çok anlaşılır tarafı var. Çünkü eğer Hasan Ruhani gerçekten de bizim dediğimiz gibi ılımlı bir isimse ve Rafsanjani gibi isimlerin de desteğiyle ve işte eski Cumhurbaşkanı Hatemi vesaire sistem içinde bir değişiklik yapmayı planlıyorsa bunun olmazsa olmaz şartı ikinci dönemde Cumhurbaşkanı olması. Evet. Zaten İran siyaset geleneğinde özellikle devrim sonrasında bir artık bu gelenek olmuştur. Cumhurbaşkanları ikinci dönemlerinde dini liderle daha açıktan çatışırlar. Bu Rafsanjani zamanında da böyle olmuştur, Hatemi zamanında da böyle olmuştur, Ahmet-i Necat zamanında da böyle olmuştur. Dolayısıyla ben ikinci dönemde Ruhani ile Hamene'ye arasındaki gerginliğin daha da artacağını düşünüyorum. Ancak bu tabii tek taraflı değil. Özellikle Hamene'ye yakın çevreler son günlerde sürekli olarak geçtiğimiz günlerde yıl dönümüydü de bu hareketin sona ermesinin karşı taraf açısından. Aslında yargılanmayarak biliyorsunuz bu isimler yargılanmadan ev hapsindeler. Haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Evet. Muhalifler Ali Mutahari gibi özellikle mecliste etkin isimler yani bunun anayasaya, kanunlara, İran İslam Cumhuriyeti'nin kanunlarına aykırı olduğunu kimsenin yargılanmadan ev hapsinde tutmamayacağını söylüyorlar. Ancak karşı taraf yargılanırsa sonlarının idam olacağını, dolayısıyla yargılamayarak ve ev hapsinde tutarak onlara aslında iyilik yapıldığını savunuyorlar. Bu isimlerle ilgili dediğim gibi doğrudan yargının inisiyatifinde olduğu için Ruhani'nin fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Hı. Ama beklentim ikinci döneminde eğer seçilirse bu isimlerin konumu daha fazla gündeme gelecektir. Peki satır arasında dediniz ki ikinci dönemde çatışma artar dini liderle siyasi figür arasında. Mevcut durumda bir çatışma zemini oluşturabilecek bir husus var mıdır? Yani iki merci arasında görüş ayrılığı vardır diyebileceğimiz nokta mevcut mu? Aslında çok fazla görüş ayrılığı mevcut ama eğer İran'da sınırlar içinde politika yapıyorsanız, siyaset yapıyorsanız bunları fazla seslendirmeniz söz konusu olamaz. Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını hatırlarsak aslında Rafsanjani'nin adaylığı önü kesildiği için Hasan Ruhani olmuştu. Yine şu anda mecliste olan Cumhurbaşkanı yardımcısı Arif Hatemi'nin yardımcısıydı. Adaylıktan çekilerek yerini Ruhani'ye bırakmıştı. İran içinde, devrimin içindeki güçler arasında temel iki görüş var. Yani işte zaman zaman reformcu deniliyor, işte ılımlı deniliyor. Yani ülkenin 35 yıldır izlediği yönle mevcut şartlarla değişmesi gerektiğini savunanlar arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Ruhani açık bir seçim bir biçimde gerek seçim kampanyası sırasında sonrasında da yeni bir başlangıç söyledi. Dünyayla, komşularla iyi ilişkiler içine girmek gerektiğini söyledi. Bunu ne kadar başardı? Özellikle Suriye krizinde bahsettiğiniz gibi VTR'de de bunu ne kadar uygulayabildi ayrı bir şey ama İran'da siyasi elitler içinde ciddi bir şekilde bu tartışılıyor ve çoğunluğun görüşü yeni yollara başvurulması gerektiği, yani mevcut politikaların artık cevap vermediği, küresel güçlerle, bölgesel komşularla çatışmadan İran enerjisini tükettiği yönünde ciddi bir kabul var siyasi elitler arasında. Ancak bunu dile getirmek, takdir edersiniz ki İran gibi bir devlet yapısında, basının tamamen tek elden yönetildiği bir yerde çok kolay değil, açığa çıkması çok kolay değil. Ama satır aralarında okuduğunuz zaman bunun zemininin mevcut olduğunu görüyorsunuz açık bir şekilde. Pekala, Suriye meselesine ve bu bahsettiğimiz bir taraftan da İran içinde muhalefetin oluştuğu tabirlerindeyse Orta Doğu'da yaratılan terör meselesine gelelim ama Ruhani dosyasını bir ekonomiyle kapatalım istiyorum. Çünkü verilen desteğin önemli bir kısmı da ekonomik iyileşme beklentisiydi kamuoyu tarafından. Yaptırımların kaldırılması sonrası aslında bu beklenti daha da arttı. İran sokaklarındaki coşku bile aslında bunu en iyi anlatan görüntülerdi ama gelinen noktada yaptırımlar noktasında da zannediyorum bir hayal kırıklığı var. En azından bunların kaldırılması ekonomik iyileşme açısından. Çünkü İran'da riyalin durumu ortada. Bir taraftan petrol fiyatlarına yönelik işte dolardaki hareketlilik merkezi
daha doğrusu değer kaybetmesi İran parasının nedeniyle dolar gelirleri açısından da bir hayal kırıklığı söz konusu. Şunu soracağım, yaptırımların kaldırılması ve paralelinde İran ekonomisinin durumu ne durumda şu anda? Çünkü Amerika'dan gelen yaptırımlar konusunda Senato'da alınan, Kongre'de alınan yeni kararlar olduğunu biliyoruz. Nedir durum bu meselede? Sizin de belirttiğiniz gibi İran'da aslında bu nükleer anlaşmanın imzalanmasının en temel sebebi ekonominin içinde bulunduğu krizdi. Hasan Ruhani seçim kampanyasında da bunu vaat etmişti. Zaten öncesinde biliyorsunuz işte bu Umman aracılığıyla yürütülen görüşmeler de daha Mahmut Ahmedinejad zamanında başlatılmıştı. Temel gerekçe buydu. Yani İran tarafı yaptırımları çok küçümsemişti. Çünkü 30 yılda aşkındır yaptırımlarla karşı karşıyaydılar. Dolayısıyla çok fazla bir etkisinin olmayacağını düşünüyorlardı. Ancak bu sefer çok kapsamlı, özellikle de finans alanında yaptırımlarla karşı karşıya gelince ülke ekonomisi gerçekten felç geçirmeye başladı. Petrol satışları, enerji satışları yarı yarıya düştü ve bundan daha da önemlisi sattığı ürünlerin parasını transfer edememeye başladı. Dolayısıyla İran ekonomisi bu duruma girince İran aslında biraz mecbur kaldı bu nükleer anlaşmaya. Onun için kendi açısından birçok taviz vererek bu anlaşmayı kabul etti. Beklenti buydu. Yaptırımlar kalkacaktı. Uluslararası sermaye İran'a girmeye başlayacaktı. İran'ın yurt dışındaki varlıkları gelmeye başlayacaktı. Petrol satışları artacaktı vesaire. Aslında bir kısmını elde etti. Petrol satışları yaptırımlar öncesi seviyeye geri döndü. Yurt dışındaki mal varlıklarının 10 milyar doları kadarı ülkeye giriş yaptı. Ancak İran'ın özellikle beklediği sermaye transferi konusunda, çünkü biliyorsunuz petrokimya özellikle çok ciddi bir finans ve teknoloji isteyen bir alan. Ve İran buna sahip değil, yurt dışından almak zorunda. Bunun ülke içine girmesini bekliyordu. Özellikle Avrupalı şirketlerin çok büyük bir teveccühü vardı İran'a. Ancak özellikle Trump'ın seçilmesi, ki öncesinde de görüşüldüğü zaman sermaye çevreleriyle, herkes Clinton'ın gelmesi durumunda İran'ın işinin çok rahat olacağını söylüyorlardı. Çünkü işte bu uçak satışında olduğu gibi diğer ekonomik konularda da yabancı şirketlerin sıraya girdiğini, seçimler biter bitmez bunların İran'a giriş yapmaya başlayacağını söyleniyordu. Ancak nükleer anlaşma karşıtlığıyla bilinen, İran karşı söylemleriyle bilinen Trump'ın başkan seçilmesi bir anda bu çevrelerde bir şok yarattı. Dolayısıyla İran işi de zorlaştı. Psikolojik ortamı da çok önemli. Biliyorsunuz sermaye açısından bu tür durumlar çok önemli. Çünkü geleceği görmek ister. Trump hiçbir şey yapmadan yalnızca seçilmesi bile İran'a akacak bu sermaye ve teknoloji transferini büyük ölçüde durdurmuş durumda. Bu Ruhani'ye nasıl döner? Bu Ruhani olumsuz olarak yansıyacağı kesin. Çünkü Ruhani bu nükleer anlaşmayı içeride pazarlamak, bunu siyasete tahvil etmek ve buradan oy devşirmeyi düşünüyordu. Bunu yine yapacak büyük ölçüde eğer Trump gelir gelmez İran karşı çok büyük hareketlere girişmezse. Ancak eskisi kadar söyleme alıcı bulmayacak. Yani Trump biz bir Ruhani biz el uzatırsak karşılığında bunun faydasını göreceğiz. Ekonomimiz düzelecek, pasaportumuz güçlenecek vesaire gibi söylemlerde bulunuyordu. Bunu halka anlatması biraz zor olacak. Özellikle karşıdaki muhafazakar kesim biz söylüyorduk Amerika'ya güvenilmez sen taviz verdin gibi suçlamalara maruz kalacaktır Hasan Ruhani. Pekala, mezhep politikasını ve Suriye'de geldiğimiz noktayı, Orta Doğu'da geldiğimiz noktayı konuşacağız ama sizi bir soluklandıralım Hakkı Bey. Bir haberimiz var, onu izleyelim isterseniz. Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Ayetullah Subhi el-Tufeyli konuştu Gerçek Hayat dergisine. Önemli mesajlar vardı, mesajlar verdi aslında Tufeyli. İran'ın mezhepçi yaklaşımıyla Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdiğini söyledi. Amerika'nın oyununa geldiğini ifade ediyor ve bir taraftan kazanma hesabı yaparken aslında nihayetinde kaybedeceğini ifade ediliyor. Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Ayetullah Subhi el-Tufeyli neler demiş, ne yorumlarda bulunmuş bir izleyelim. İran mezhepçi yaklaşımıyla Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. Bu ifadeler Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Lübnanlı Şii din adamı Ayetullah Subhi el-Tufeyli'ye ait. Devrim günlerinde İran'da en ön saflarda mücadele eden Tufeyli, devrimin İslam ümmeti için yapıldığına inanıyor. Ancak İsrail işgali altındaki Lübnan'ı kurtarma parolasıyla işe girişen Hizbullah'ın amacından uzaklaşarak İran'ın ulusal menfaatlerine uygun bir rotaya çevirmesiyle Hizbullah'tan ayrıldı.
İran'ın mezhepçi yaklaşımının Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdiğini söyleyen Tufeyli, Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağına düşen İran'ın bu ihanetten kazanç hesabı yapsa da kaybetmeye mahkum olduğu görüşünde. İran, Batı'nın Müslümanlar aleyhine yürüttüğü operasyondan istifade etme eğiliminde. Bu şekilde kendine bir nüfuz alanı oluşturacağı zannıyla hareket ediyor. İslam dünyasında tek kalacağı, kendi dışında bir egemen güç bırakılmayacağı fikrinde. Bu Allah'tan korkmayanların taşıyacağı bir düşüncedir. Ancak gerçek düşmanını göremeyenler böyle aptalca düşünebilir. Aslında yaptığı İslam düşmanı Haçlı ve Siyonistlerin hain planlarına dahil olmaktır, başka bir şey değil. İran ve Hizbullah'ın Suriye'de Esed rejimine verdiği desteği kınayan Tufeyli, işlediği cinayetler nedeniyle Hizbullah'ı Şii DEAŞ olarak nitelendiriyor. Şeyh Tufeyli, bölge için Türkiye'nin önemli bir görev üstlendiğinin de altını çizdi. Suriye dahilinde sivil halk için güvenli bölge oluşturma amaçlı bu operasyonun başarılı bir şekilde devam ediyor olması güzel. Ölümden kaçan sivillerin buna ihtiyacı var. Coğrafyamızdaki devletlerin fitne savaşlarına girişmesi, Mısır'ın İsrail dostu askeri bir darbeyle düşmesi, Türkiye'den başka nefes alacak yer bırakmadı. Türkiye'deki kardeşlerime tavsiyem şudur, ülkenizi koruyun, onurlu ve güçlü olması için elinizden geleni yapın. Ayrıca Batı ve Kuzey cihetinden gelecek tehditlere karşı da uyanık kalın. Açıklamalar böyleydi. İran'ın ruhani dönemini ve 2017'de bu yıl içinde yapılacak seçimleri konuşuyoruz. Elbette bu siyasetin seçim sürecine, İran siyasetine etkisi olur mu sorusuna da yanıt arıyoruz. Ankara stüdyomuzda bir konuğumuz vardı. Doktor Hakkı Uygur bizlerleydi. Hakkı Bey, şimdi görüş böyle, Tufeyli böyle diyor. Amerika'ya Haçlı ordusu diyor gerçi Tufeyli ama hizmet ettiğini söylüyor İran'ın, ki bu görüşü paylaşanlar da bu aralar Suriye savaşın sonrası pek de az değil. Yani İran'ın o meşhur İran sokaklarında da görülen şeytanı temsil eden Amerika figürlerinin bugünlerde bir eski bir hayalden ibaret olduğu yorumu yapılabilir. Ama ne dersiniz ruhani dönemine dair, Suriye ile birlikte Amerika ile ilişkilerde hakikaten önemli bir kırılma oldu mu? Yani nükleer anlaşma evet, ama Suriye sürecinde girilen ittifaka, zımni ittifaka dair ne söyleyebiliriz? Yani Amerika gerçekten Suriye'ye müdahale engellemesiyle birlikte, kendisi direkt müdahale etmeden engellemek isteyen bölge ülkelerini de bir şekilde engelledi. Türkiye gibi ülkelere biliyorsunuz son 2-3 yıldır birçok operasyona maruz kaldık. Hala kalmaya devam ediyoruz. Ki bunların birçoğu da gerçekten bizim Suriye politikamızla ilgili. İran'a ve ardından da Rusya'ya önemli bir yalan açtı. İran bunu kullandı. Yalnız İran'ın orada Tufeyli'nin de dediği gibi, Supi Tufeyli'nin, İran ne yazık ki çok kısa vadeli çıkarlara odaklandı. Yani bu çatışmada siz bir şekilde işte Afganistan'dan, Pakistan'dan, Irak'tan Şii milislere taşıyarak bu savaşı sürdürebilirsiniz. Pozisyon da sağlayabilirsiniz. İşte Rusya'yı katarak belli bir kazanım da elde edebilirsiniz. Ama günün sonunda burada nihai bir barış ortamı gerçekleştiğinde ne bu dışarıdan gelen yabancı savaşçılar kalabilecektir, ne de sizin yaptığınız savaş suçları affedilecektir. İran 30 yıldır biriktirdiği o İslami çizgisini, İsrail karşıtı, Batı karşıtını ve Arap dünyasında ciddi bir popülerlik elde ettiği o çizgisini Suriye kriziyle tamamen heba etti. Kendi eliyle bunları yok etti. İran kamuoyunda bu nasıl algılanıyor peki? Yani, o da önemli bir bahis. İran sokaklarında işte Halep'te en son yaşadık. Sivillerin tahliyesinin bile sabote edilmeye çalışıldığı günler yaşadık İran'la birlikte. İranlı teröristlerin insani krizlere kapı araladığını da çokça konuştuk. Peki İran sokaklarında bu nasıl görülüyor? Şimdi şöyle bir şey var, İran'la ilgili bahsederken İran basını, İran kamuoyu, ülkede serbest basın olmadığını öncelikle bir not etmekte evet, fayda var. Dolayısıyla ülkede konuşulan her konu, yani şu kadar örnek vereyim. İşte Muhammed Hatemi, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran televizyonlarında, gazetelerinde resmi yasak. Bu yasak, yani yargı kararıyla siz resmini görmeniz mümkün değil. Ancak sosyal medyayla vesaire, internet üzerinden bir şeyler yapabiliyorsunuz.
Dolayısıyla Suriye konusunda çok seçilmiş bir resim İran halkının önüne sürülüyor. Hı hı. Sürekli orada aşırıcı işte IŞİD gibi terör örgütlerinin, Nusra gibi terör örgütlerinin yaptıkları ön plana çıkartılıyor. Bunlar bütün muhalefeti temsil ediyormuş gibi gösteriliyor. Ve bu propaganda da İran halkı içinde bir cevap bulmuş durumda. Yani İran halkının bir kısmı, olayları çok yakından takip etmeyenler en azından bu söyleme ikna olmuş durumdalar. IŞİD'e karşı bir mücadele verildiğini zannediyorlar. IŞİD'in işte İran'a gelmesinin önünün kesildiğini zannediyorlar vesaire. Ama tabii ki akademisyenler, bilim adamları, bu işi takip edenler, geçtiğimiz günlerde oldu mesela bir imza kampanyası başlatıldı. Evet. Suriye'deki yapılanları onaylamıyoruz diye. Bunlar olayın farkındalar ve bunlar eleştiriyorlar. Yani İran, az önce onu bahsediyordum, İdeolojisinin bütün vaaz ettiği prensipleri ayaklar altına alarak işte bölgede siz bir İslam cumhuriyetisiniz, İslam devrimi yapmışsınız. Aynı sloganları Suriye'de atan insanları öldürüyorsunuz. Halep olayına gelirsek Rusya gibi bir ülke bile ateşkesi kabul etmişken o kadar acımasız bombardımanları gerçekleştiren bir ülke. Siz elinizdeki milisler aracılığıyla ben anlaşmada niye yokum diye oradaki şehri boşaltmaya çalışan sivillerin üstüne ateş açabiliyorsunuz. Yani bunu anlatma bir kere inandırırsınız, iki kere inandırırsınız. Sonuçta bunlar gizli kalmıyor. Bu gerçekler biliniyor. Bütün bölgede biliniyor. İran halkı da gittikçe daha fazla bir şekilde bunun farkına varıyor. Dolayısıyla bu meşruiyetini kaybetme kriziyle karşı karşıya kalacak. Bir müddet sonra İran'ın söylemlerinin nasıl ki İslam dünyasında bir karşılığı kalmadıysa içeride de kalmadığı anlaşılacaktır. Pekala, bir Astana sürecindeyiz. Madem söz oraya geldi, Türkiye ve Rusya'nın yoğun çabalarıyla Moskova'da yapılan görüşmede İran yer aldı ama ateşkese taraf değildi. Astana'da da masada olacak. Öncesinde de İran Dışişleri Bakanlığı ön şartsız olarak Astana'ya gideceğiz dedi. Bu açıklama önemsendi ama süreci sabote eder mi endişesi de tabii tüm bu konuştuklarımız ekseninde güçlü bir olasılık olarak duruyor. Sizin yorumunuz ne olur? Çok fazla sabote edebileceğini zannetmiyorum. Özellikle şu aşamada, ama İran'ın bu olaylar ortaya çıkmasından beri bir endişesi var. Yani 4-5 yıldır sahada yaptıklarının sonucunu alamama gibi bir düşüncesi var İran'da. Ki gerçekten az önce de bahsettiğim gibi, yani kalıcı masa kurulduğunda, orada Suriye halkı olduğunda, orada uluslararası güçler olduğunda İran'ın bu Şii milis politikasının iflas ettiğini hep beraber göreceğiz. İran bugünün yaklaşmakta olduğunu görüyor. Hatırlarsanız Halep boşaltılması tahliyesi esnasında Rusya ile İran arasında da ciddi bir gerilimin olduğu basına yansıdı. Rusya kendisinin yönettiği bir girişimin sabote edilmesine izin vermeyecektir. Ve İran'da Rusya güçleri olmaksızın, özellikle hava desteği olmaksızın Suriye sahasında bir başarı kazanamayacağını biliyor. Bir şekilde Rusya'yı ikna etmeye çalışacaktır. Rejimle saflarını sıklaştıracaktır. Dolayısıyla bu Astana girişimi olur olmaz Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Tahran'a gitti. Orada görüşmeler yapıldı. Ancak ne olursa olsun sonuçta ben bu Rusya ve Türkiye'nin ortaklaşa başlattığı girişimin, daha sonra biliyorsunuz Suudi Arabistan da Astana'ya davet edildi. Diğer ülkelerle birlikte Trump'ın da Orta Doğu'ya Obama'nın aksine daha fazla müdahale olmasıyla birlikte bir sonuç vereceğini ve bu kanlı 4-5 yıllık sürecin bir şekilde nihayete erdirilebileceğini düşünüyorum. Ve orada artık dediğim gibi daha demokratik, daha bölgesel bir ülke içinden kaynaklanan bir sistemin hakimiyeti söz konusu olacaktır. İran'ın arzularına çok fazla ulaşabileceğini zannetmiyorum ben. Sabote etme ihtimalini de çok fazla görmüyorum. Peki son soru, madem artık İran'ın da sona dair bir beklentisinin oluştuğunu söylediniz. Orta Doğu'da İran'ın da dahil olduğu coğrafyada mevcut bir durum var. Artık mezhep odaklı kırılmanın keskinleştiğinden bahsediyoruz uzunca bir süredir. Ama İran'ın bölgede sahip olduğu bir rol vardı. Geçmişte kaldı diyebiliriz herhalde. Örneğin Gazze'de, Filistin davasında, Kudüs konusunda öncü rol oynamaya çalıştığı bir roldü bu. Gelinen noktada bambaşka bir İran görüyoruz. Arap dünyası ile ilişkileri Suriye sonrası nasıl şekillenir sorusunu da tam da bu sürecin ardından sormak gerekiyor herhalde. Ne dersiniz, kısaca almak gerekirse bu cevabı da? Öncelikle Filistin konusunda biliyorsunuz İran'ın yıllardır yardım ettiği FKÖ'yü uzlaşmacı olarak tanımladıktan sonra İran'daki yönetim Hamas üzerine ciddi bir yatırım yapmıştı. Ama Hamas hareketinin de Suriye halkının yanında yer almasıyla İran'ın bütün baskılarına rağmen Hamas'la da arası İran'ın çok bozuk durumda ve sürekli İran basında Hamas'ı eleştiren, Hamas'ı ihanetle suçlayan,
Hamas'a tabiri caizse direnişi öğretmeye çalışan yazılarla dolu. Onun için şimdi alternatif hareketleri desteklemeye çalışıyorlar. İslami Cihat gibi Sabirin diye yeni bir hareket örgütlemeye çalışıyorlar Hamas'a karşı Filistin topraklarında. Bu şekilde çünkü İran için çok kullanışlı bir enstrüman bu Filistin meselesi. Filistin İsrail karşı sloganlar atıp siz Halep'te Müslümanları öldürebiliyorsunuz. Niye bunu yaptığınızı sorduğunuzda da biz çünkü Filistin'i savunuyoruz diyorsunuz. Ve belli bir alıcı kitlesi de ne yazık ki var. Ancak diğer taraftan bu dediğim gibi barış inisiyatifinin oluşmaya başlamasıyla birlikte Orta Doğu'da ben dengelerin bir oranda değişeceğini düşünüyorum. Nitekim son Irak-Türkiye arasında da buzların erimeye başlaması, başbakanların karşılıklı görüşmesi, Cumhurbaşkanımızın başbakan ibadiyle görüşmesi buna işaret ediyor. Nitekim bizim başbakanın Irak ziyareti evet. yapacağı günü İran, Irak'a elektrik satışını durdurdu. Buna gerekçe olarak da borcunu gösterdi. 1 milyar dolar aşkın Irak'ın borcu olduğunu öne sürerek Irak'a elektrik satışını durdurdu. Bölge ülkeleri de, bölgedeki her rasyonel, her makul oyuncu bu siyasetlerin bir neticesinin olmayacağının farkındadır. Dolayısıyla Suriye netleştiğinde biz İran'ın bu çatışmaları kaşıyan, işte Yemen'den tutun Suriye'ye kadar, hatta Afrika'nın içlerine kadar, Nijeryalara kadar varan bu silahlı tahriklerinin sona ereceğinin bir başlangıcı olarak düşünüyorum ben. Bir şekilde bunun sonucu görülecektir. Pekala, Doktor Hakkı Uygur, çok teşekkür ederiz efendim katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Doktor Hakkı Uygur bizlerleydi. İran seçim yılında bu yıl Cumhurbaşkanı seçilecek. Ruhani yine aday ve seçilmesi muhtemel gibi görünüyor ama karşısına hangi adayların çıkacağı henüz netlik kazanmış değil. Bir politik değişiklik de beklenmediğini elbette bu sürecin ardından söylemek gerekiyor. Biz devam edelim.